sevgili öğrenciler, güzel ilçemiz Akçaabat'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma ve kutlama törenine hoş geldiniz. Program akışını arz ediyorum. 95. yıl yazılı çelengin Atatürk anıtına sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programımız belediye başkanımızın konuşmalarıyla devam edecektir. Arz ederim. Sizleri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında İşgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu mutlu, bu onurlu gün hepimize kutlu olsun. Bu güzel günlere ulaşmamızda emeği geçen, canlarını ortaya koyarak mücadele verenleri şükranla anıyorum. Aramızdan ayrılmış olan gazilerimize ve bu uğurda şehitlik mertebesine ulaşanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli Akçabatlılar, bilindiği gibi Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında tarafsızlığını ilan eden Osmanlı Devleti kısa bir süre sonra bir oldu bitti sonucu kendisini
savaşın içerisinde bulmuştur. Savaşın devam ettiği günlerde İtilaf devletleri arasında yer alan Çarlık Rusyası Doğu Anadolu bölgemize saldırmıştır. Nisan 1916 tarihinden itibaren de Doğu Karadeniz sahillerimize asker çıkarmaya ve yeterli savunması bulunmayan bölgemizi işgal etmeye başlamıştır. Silah ve sayı bakımından üstün düşman kuvvetlerinin denizden ve karadan giriştiği saldırılara karşı koyamayan küçük çaptaki birliklerimiz sahilden iç kısımlara çekilmişlerdir. Halkımızın büyük bir bölümü gittikçe artan düşman saldırıları karşısında bölgemizden göç etmek zorunda kalmıştır. O zamanın imkanlarıyla yokluk içerisinde Karadeniz'in sert dağlarını aşarak batıya daha güvenli bölgelere gruplar halinde göç etmeye çalışan halkımızın önemli bir bölümü açlık ve hastalıklar sonucu yollarda yaşamını kaybetmiştir. İlçe olarak o dönemdeki insan kaybımızın 20 bin kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir. İlçemizin tarihinde muhacirlik olarak bilinen o günlerde çekinen sıkıntılar ve hayatını yitirenlerin acı hatıraları hiçbir zaman yüreklerimizden silinmeyecektir. Bölgemizin işgalini 2 yıla yakın sürdüren düşman kuvvetleri yöremizdeki Rum ve Ermeni çetelerini de yanlarına alarak halkımıza baskı yapıp katliamlarda bulunmuşlardır. O karanlık günlerde bölgemizi işgalden kurtarmak için büyük zorluklarla mücadele ederek şehit olan insanlarımızı ve gazilerimizi minnet ve şükranla bir kere daha anıyoruz. Değerli hemşehrilerim, 21. yüzyıla girişimizle birlikte dünyada yeni bir düzen kurulmak üzere önemli olayların yaşanmakta olduğunu görüyoruz. Dünyada daha önce kurulmuş olan dengeler değişmektedir. Orta Doğu ve Orta Asya'da bulunan enerji kaynakları daha da önem kazanmıştır. Bu nedenle tüm dünyanın gözü bu bölgeye çevrilmiştir. Önce Afganistan'da, daha sonra Irak'ta savaşlar yaşanmıştır. Bölge ülkelerinin bir bölümünde halk ayaklanmaları ve dışarıdan müdahalelerle tek kişi yönetimine dayalı rejimler yıkılmıştır. Bazılarında ise iç karışıklıklar halen devam etmektedir. Dış güçlerin de desteğiyle Güneydoğu bölgemizde ayrılıkçı terör eylemlerinde bulunan silahlı örgüte karşı güvenlik güçlerimizin mücadelesi kararlı bir şekilde sürdürülmektedir. Bugünlerde milletçe her zamankinden daha çok dayanışmaya, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız bulunmaktadır. Sevgili gençler, dünyamız bilgi çağını yaşıyor. Artık devletler, milletler arasındaki yarış bilgi yarışıdır, teknoloji yarışıdır. Bu yarışta en büyük güvencemiz sizlersiniz. Büyük insan Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin kuruluşunda tespit edilen çağdaş ilkeler doğrultusunda sonsuza kadar devam edeceğine inancım tamdır. Bu duygularla hepinizin bayramını kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım. Önemli günde Akçaabatlı vatandaşlarımızı gönülden tebrik ediyor ve Yüce Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı.
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajını arz ediyor. Sayın Abdurrauf Ulusoy, Sayın Şefik Türkmen. Akçaabat ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyor. Düzenlenen programa nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Milli mücadelemiz kahraman Mehmetçiklerimizin gönlündeki vatan sevgisi, aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyet ödediği bedeller sayesinde temelleri atılan cumhuriyetimizi sonsuza dek koruyacak, yaşatacak ve daha ileriye taşıyacağız. Bu inançla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ve İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Akçaabat'ın bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan.